Dünyadaki Türkiye bu hafta Kazakistan'da, Türkistan'da. Birazcık sert bir arkadaş kendisi. Tabii ki deve at kadar rahat değil diyebilirim. Çünkü şu an ne yapacağımı bilmeden örgücünden tutuyorum. Evet, şu an çok egzotik anlar yaşıyoruz. Sağ tarafımız komple gül bahçesi ve müthiş kokular geliyor. İnanamazsınız. Burada insanın hem ruhu açılıyor hem de böyle deveye binerek farklı şeyler keşfedebiliyorsunuz. Ahmet Yesevi Türbesi etrafında kısa bir tur attıktan sonra şimdi deveden inip artık yaya bir şekilde yürümeye başlayacağız. Tabii bindiğimiz kadar inişimiz kolay olacak mı bilemiyorum. Amcadan yardım alıyorum onun için şu an. Kazakistan'ı gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Türkistan'da Yesi şehrindeyiz. Yesi şehri hepimizin bildiği gibi Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri. Hoca Ahmet Yesevi, Türk ve İslam dünyası için çok büyük bir önem arz ediyor. Kendisi Orta Asya'da İslam'ın yayılmasında mihenk taşı. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde müze müdürümüz Can Doğuz Bey ile beraberiz. Merhabalar. Hoş geldinizler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle manevi değeri yüksek bir yerde müze müdürlüğü yapmak nasıl bir duygu? Osunday ruhani nesi ülken joğar dengeydegi müzeyde jumış jasaw kalay sizge deydi? Ärine kasiyetti jerde başçılık jasaw ol ülken jawapkerşilikti talap etet. Manevi değeri yüksek olan müzede müdürlük yapmak çok sorumluluk getirir. Ben daha önce de bizim Kazakistan'daki Doğu Kazakistan bölgesinde Abay Müzesi'nin müdürlüğünü yaptım. Bir sene oldu buraya atandığıma ve bizim bu Kazak hanların buradaki yattığı mezarların yanında ve Hoca Ahmet Yesevi babamızın türbesinde müdürlük yapma şerefindeyim. Mutluluk duyuyorum diyor. Peki müzeyi ziyarete en çok kimler geliyor? Bizim en çok yerel turistlerimiz daha çok etkin ve sınırdaki Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan sınır bölgelerdeki ziyaretçilerimiz daha yüksek ağırlıkla ve Avrupa olsun, ta Amerika kıtalarından olsun bunlar özellikle burayı ziyaret etmek için geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Peki Türkiye'nin müzeye katkısı neler? Nasıl çalışmalar yürütmüş? Türkiye'de genellikle Türkiye Cumhuriyeti, TİKA işbirliği ile biz burada projeleri değerlendirip proje yürütüyoruz. Biz beraber yaptığımız güzel projelerimizde çevre düzenliği olsun, aydınlatma konusunda çok etkili işbirliğindeyiz. Ve düzenli beraber bu projeleri değerlendirip oturup bizim sunduğumuz projeleri destek vermekte TİKA olarak. Şu an bizim türbe içinde de TİKA ile beraber yaptığımız Hoca Ahmet Yesevi babamızın tarihini anlatan orada bir sinevizyon gibi oda açtık diyor. TİKA'nın desteğiyle, katkılarıyla diyor. Ve sadece bu türbe değil, bu yakın civardaki manevi olan başka türbelerin sunduğumuz, üzerinde çalıştığımız projeler var. Bunu TİKA'ya ilettik. Daha sonra da işbirliği içinde olacağımıza eminiz. TİKA'nın desteğini
mutlulukla bekliyoruz yani işbirliği. Yapacağımızı umuyoruz. Peki böyle bir şahsiyet, Ahmet Yesevi gibi büyük bir şahsiyete tanıtma amaçlı hiç faaliyet yürütülüyor mu? Yani buraya gelenler Ahmet Yesevi'yi tanıyıp bilip mi geliyorlar? Değeri nedir Ahmet Yesevi'nin? Hoca Ahmet babamıza bilinir daha önceden. Bunu araştırmak isteyenler ya da onun için manevi değerini çoğunluğu bilinir buraya ziyaret etmekte. Gelip burada Hoca Ahmet babamızın eserleriyle ve yaşadığı yeri görmek isterler. Tabii ki bunun içinde öğrencilerimiz olsun, gençlerimiz de burayı tanımak için, tanımak amaçla, öğrenmek amaçla ziyarette de bulunmakta. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle çok daha bilinçli gezmeler gerçekleşir. Kendisi burada bulunduğu sürece de güzel işlere imza atmış. İnşallah böyle devam eder. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkürlerimi sunarım ve Türkiye'deki kardeşlerime buradan selamlar gönderiyorum. İki kardeş ülke bizim dostluk ve kardeşlik manevi kültürümüz ortak olduğundan dolayı biz de mutluyuz. Ve oradaki kardeşlerimize de selamlarımızı sunarız. Saygılar, selamlar. Ben teşekkür ederim. Arma yok. Kesin yemeğiniz olsun. Kesin yemeğiniz olsun. Can cahtan ki var. Gelip de tatlı olsun. Barlık, gördüm, gördüm, barlık. Oldan ki genç olsun. Gelgin adamlara. Çatayıca sorun. Nanday. Arnayı su ağarlar yasak koydu. Daha sonra önceden burada su imkanı yoktu. Biz TİKA işbirliğiyle beraber bu projemizi sunduk ve TİKA destekli buraya su içme çeşmesini kurduk. Sonra ben bir gelip arayacakta fantan da yasaklıgan. Onu da canına kozda TİKA firması. Oturma dinlenme yeri de TİKA tarafından yapıldı. Ve aydınlatma işimiz de burada. Gece aydınlatma ve buranın manevi değerlerini koruyarak yani yapıldı bunlar ona benzer. Ve daha çok böyle çok gider güzel. Bu aydınlatmalar. Böyle devam ediyor. Evet, böyle biz de devam edelim. Tarihte bilinen ilk büyük mutasavvıf olan Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi, başlangıçta eski adı Yese olan ve bugün Türkistan dediğimiz bu bölgede küçük ve mütevazi bir yer teşkil ediyormuş. Yesevi'ye ayrı bir önem veren Timur, 1389 yılında bugünkü türbenin yapımını başlatsa da tamamlayamadan vefat etmiş. Sovyetler Birliği döneminde atıl kalan yapının 2000 yılında Türkiye'nin de desteğiyle bugünkü haline kavuştuğunu görüyoruz. Yanında durduğum kapılar tam 700 yıllık. 1300'lü yılların sonunda Timur tarafından yaptırılmış ve arkamda gördüğünüz yerde yani şu an yeni kapılar var ama önceden bu kapılar varmış. Kapılarda çok ince işlemeler görüyoruz ve kapının yukarısında hadis yazıyor. Bu kapıların çıkarılma sebebi de zarar görmemesi için. Buraya gelen ziyaretçiler çok fazla aşındırmışlar kapıları. Daha fazla zarar görmemesi için çıkarılmış ve burada müzede sergileniyor. Ahmet Yesevi Türbesi'nin tam ortasında büyük bir kazan duruyor. Bu kazanın adı Tay Kazan. Kazanın altında küçük bir mum yanıyormuş ve üstünde kocaman bir bütün at pişiyormuş. Ve Timur sefere gitmeden önce ve seferden sonra bu atı tüm halkına ziyafet olarak veriyormuş. Yaklaşık 2 ton ağırlığında ve 2 metre yüksekliğindeki kazanın çevresinde Arapça sürüs yazılara rastlıyoruz. Kazanın yukarısındaki ilk satırda Tevbe suresinin 19. ayeti yazılı. Onun altında kutlu olsun gibi dilekler yer alıyor ve son satırda ise Allah tüm yaratılışın sahibidir yazıyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Önümüzde kocaman bir kazan var. Bu kazanın hikmeti nedir diye sorduk. Arkadaş anlatacak şimdi bize. Merhabalar. Merhaba, hoş geldinizler. Bu Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin Tay Kazanı. Tay Kazan demek kutsal kazan diyen anlama gelir. Bu kutsal kazanımız 1399 yılında yani 14 yüzyılının sonuna kadar Amir Timur'un emiri ile yapılan 1399. Evet, 14 yüzyılının sonuna kadar. Bu Tay Kazan
çok bir kutsal diyoruz. Kuyhane odasında kuyhane var. So kuyhaneden bu taykazana 3 donna su koymuş. Sonra gelen her gün gelen insanlara su veriyorlar. Ve bu taykazana 1935 yılında Sankt-Peterburg'a Ermitaj'a 2 ay için almış, şu insanlara göstermiş için. Ama 2 ay sonra onlar geri vermemişler. Sadece 54 yıl sonra bizim kültür hayratkar, kültür ministre, şu kişi Özbek Ali Janbek. O geri 54 yıl sonra bizim tarihi özünün onuna gelmiş. Rusya bunu almış, yaklaşık 2 aylığına alıp göstereceğiz, sadece ziyaret amaçlı kullanacağız demiş. Ancak 54 yıl sonra bir daha geri almışlar, dönemin Kültür Bakanı zamanında. Ahmet Yesevi Türbesi'nin içinde TİKA'nın yaptırdığı bir görsel tarih odası mevcut. Buradaki sinevizyon gösterisinde hem Türk ve İslam tarihi hakkında bilgi alıyor hem de türbenin bugüne kadar uzanan hikayesini dinliyorsunuz. Abilay Han'ın kabrinin olduğu yermiş. Kendisi tüm Kazakları birleştirmiş. Şimdi onunla ilgili ayrıntılı bilgiyi alacağız. Abilay Han kimdir? Abilay Han Kazak'ın en büyük hanlarının biri olacak. Bu Abilay Han 300'ün başını kuşan bir büyük han. Bu kişi 1800 yılında olan, sadece bu türbesi. Abilay Han'ın türbesi, evet. Kazaklar için çok önemli. Evet, çok önemli han olacak. Evet, şu an bu odanın küçük olduğuna bakmayın. Tam 500 hanın mezarı bulunuyor burada. Yerin altında tam 500 Kazak hanı yatıyor. Evet, burada nasıl 500 kişi yatıyor? Önce onu soralım. Hep buradalar mıydı? Daha sonradan mı getirildi? İlk ben söylüyorum. Bu küçük Aksaray odası. Bu odada 500 kişi mezarı olmuş. Onların hepsi yeri altında. Gömülmüş. Onların hepsi Kazak hanları ve Kazak hanlığı için, Kazaklar için çok büyük. Büyük hanlar. Evet, ömürlenmiş. Büyük insanlar hepsi. Hepsinin burada toplamışlar. Evet. Herkes geldiğinde evet. Anlamda. Çünkü biz bu odanı toplantı mazar diyoruz. Küçük Aksaray. Evet. Küçük Aksaray. Evet. Burada Büyük Aksaray ve Küçük Aksaray adında iki oda bulunuyor. Şimdi bu odaların içerisinde ne var ve ne amaçla kurulmuş bu odalar, onu soracağız. Bu Büyük Aksaray'dayız şu an. Evet, bu bize Büyük Aksaray odası. Esimhan vaktinde, Esimhan zamanında, yani 17 ve 19 asır aralık bu oda bizim hanlar odası olan ve Türkistan şehri şu zaman başkent olan. Çünkü bu oda toplantı odası olan. Yani Türkistan başkentken evet. Burası toplantı odasıydı, evet, hanlar evet. Odasıydı. Evet. Başkent olarak bu şehriye, Türkistan'a her gün her şehirden hanlar gelecek ve onların toplantı odası olan şu zaman. Bakalım o zaman neler varmış hanlar odasında? Bu oda şimdi Özbek Ali Janbek, ben sadece söyledim. Taykazan'ı 54 yıldan sonra bizim elimize kayta alıp gelgen. Şu insanın şeyleri, kendi sadece kendi eli ile yapılan şeyler. Özbek Ali Janbek. 54 yıl sonra dönemin Kültür Bakanı taşı biraz önce gördüğümüz kazanı aldıktan sonra da bunları buraya koydurmuş. Bunlar insan eliyle yapılan ürünlermiş. Hepsini inceleyeceğiz şimdi. Dombra, evet. Kılkobuz. Halk akını Nurhan Ahmetbekov'un dombrası. Ahmetbekov o halkın akını bulgan. Takım var, yemek takımı. Yemek takımları.
Burada da herhalde burada kımızla her alakalı. Şey, evet evet. Kımız için kullanılan yemek takımlarını görebilirsiniz. Bunlar bıçak takımları. Evet, bıçak takımları. Araç her, gereçler. Her. Hı-hı. Bu bayanlar için bunlar, kullanılan. Evet. Şeyler. Hemen zaten kendilerini belli ediyorlar böyle. Evet, güzel evet. Güzel. Bir bayan kıyafeti. Evet. Kazak bayanlarının. Evet. Peki kazak. Hanların eşinin kıyafetleri mi bunlar? Yoksa kazak herhangi bir kazak bayanlarının şeyleri. Kıyafetleri. Evet. Bu da Özbek Azerbaycan Bey'in kendi kıyafeti. Ya. Özbek Azerbaycan Bey Kültür Bakanı. Evet. Tamam. İnce işlerle yapılmış, hı-hı, bu el emeği. Bu yerde bizim Kazak desteri için çok bir sevkili diyoruz. O bayanların başına giyecekler. Düğünlerde mi giyiliyor bu? Kız bayanlar. Kalpak var. Kalpak. Kalkan diyoruz. Bunlar var, kılıçlar. İşte burada da. Burada da şu kamçı. Kamçı ve bildiğini. Kemerleri, evet. Ertuğrul. Ve eğer bu, at. Evet, eğer at için kullanılacak şeyleri. Bu yine aynı kişinin mi? Evet, bunlar ama orijinal. Orijinal. Bunlar da at için kullanılıyor. Bu da yine at için. Kamçısı da var. Bu medalyaları. Bu madalyaları. Ahmet Yesevi Türbesi'nin için gezmeye devam ediyoruz. Şu an kuyuhane denilen başka bir odadayız. Bu odada Kazakların mutfakta kullandığı bazı gereçler gösterilmiş, sergilenmiş. Burada mesela bizim Anadolu'da güğüm dediğimiz su kaplarına rastlıyoruz ve üzerinde de gene Kazakların kullandığı birbirinden farklı kepçe çeşitleri görüyoruz. Bunlar genelde 18. 19. yüzyıllar arasında kullanılan ürünler ve bu odanın içinde hepsi sergileniyor. Yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen türbedeki en önemli eserlerden biri de Timur'un savaşa çıkarken kullandığı söylenen sancak. Yüzlerce yıla meydan okuyan bu sancak, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrinin tam önünde asılı duruyor. Türbenin yanı başında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği Hoca Ahmet Yesevi Camisi ve Külliyesi bulunuyor. Orta Asya ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan külliyede dini eğitimin verildiği sınıflar, kütüphane, aşevi gibi birçok hizmet alanı mevcut. Yanımda Kazakistan TİKA koordinatörümüz Sayın Ali İhsan Çağlar Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Ali İhsan Bey'e biz röportajı Türkistan'da yapabilir miyiz diye sorduk. Kendisi bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Rica ederim, estağfurullah. Öncelikle sizden Kazakistan hakkında biraz bilgi alalım mı? Tabii ki. Ben evvela 21. yüzyılda kendi başarı hikayesini yazmış Kazakistan'a ve Türk İslam dünyasının ruhunu, felsefesini, zihniyetini, ilim-irfan iklimini, düşünce dünyasını mayalamış, Türk devlet geleneğinin tüm temellerinin atıldığı bu aziz topraklara tekraren hoş geldiniz diyorum. Kazakistan, az önce de ifade ettiğim gibi 21. yüzyılda kendi başarı hikayesini yazmış nadir devletlerden bir tanesi. Bağımsızlıktan, 1991'deki bağımsızlıktan sonra kendi imkanlarıyla, kendi öz kaynaklarını istikbali için verimli yatırımlara dönüştürebilmiş. Bu yönde başarılı politikalarla bu potansiyeli
ülkenin geleceği için verimli hale dönüştürmüş örnek bir ülkedir. TİKA, biz kurum olarak burada TİKA olarak 24 yıldır Kazakistan topraklarındayız. Bu 24 yıllık süre zarfında Kazakistan'ın uyguladığı kalkınma politikaları tabii ki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın da ürettiği projelerin belirlenmesinde önemli etkenlerden birisi olmuştur. Kazakistan bu son yıllarda hızlı ve dinamik bir şekilde gelişen ekonomisiyle gerek bölgesel gerekse dünyanın farklı kriz konularında yaptığı arabuluculuklarla siyasi etkinliğiyle bugün artık kendini ispat etmiş, ekonomik ve siyasi başarılarıyla istikrarı yakalamış, bölgenin önemli güç merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Kazakistan'daki bu gelişmelere tabii ki bizim kurum olarak kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu bağlamda biz 1992'de başladığımız faaliyetlerimizde yürüttüğümüz proje perspektiflerini, proje kapasitelerini gelişen zaman, değişen zamanda ve şartlar içerisinde süreçte biz de yeniledik. Özellikle son yıllarda, son 8 yıldır Kazakistan'daki bu meydana gelen olumlu ve dinamik değişimle birlikte, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi gelişmelerle birlikte daha çok sermayenin korunması, ülkeye yabancı sermaye transferi, buna bağlı olarak ülkenin kendi iç mevzuatındaki değişiklikler, bu ekonomideki hızlı ve dinamik gelişmenin hukuk alanına, sosyal ve kültürel sahalara yansıması, bu konuda Kazakistan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paylaşabileceği tecrübelerin neler olduğu, bunların tayini ve bu tecrübelerin paylaşımı noktasında biz de proje perspektifimizi değiştirdik. Şu anda özellikle böyle Kazakistan gibi büyüyen ve gelişen bir ekonominin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını ve teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile 5 yıldır yürüttüğümüz ortak bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde Kazakistan'dan Türkiye'ye öğrenci ve öğretmen, Türkiye'den de Kazakistan'a eğiticiler, öğretmenler transferiyle tecrübe paylaşımları programına hız verdik. Çünkü bu yönde Kazakistan Cumhuriyeti'nin de ciddi bir talebi söz konusu. Bu tabii ki ekonomideki gelişmenin bir göstergesi. Bunun yanında Kazakistan bu hızlı gelişmesiyle birlikte kendi kalkınma kuruluşu, kalkınma yardımı kuruluşu Kazayı'da da kurmuş bir ülke. Şu anki bilgilerime göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde bunu sağlamış ilk ülke kendileri. Kazakistan'ın yakın zamanda kurmuş olduğu Kazakistan Kalkınma Yardımı Kuruluşu KAZEİT. Biz de tabii büyük bir onurla ve gururla dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın da artık kalkınma yardımı sektörüne bu kuruluşuyla katkı sağlamasından dolayı mutluyuz. Ve bundan sonraki proje perspektiflerimizde Kazakistan Cumhuriyeti Kalkınma Yardımı Kuruluşu KAZEİT ile TİKA'nın 54 ülkede 56 ofisiyle 140 ülkede gerçekleştirdiği kalkınma yardımı ve insani yardım işbirliği projelerine KAZEİT ile birlikte nasıl katılacağımız, hangi konularda işbirliği yapabileceğimiz konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu TİKA'nın Kazakistan'da yakaladığı başarıyı göstermesi açısından da iyi bir örnektir. Bunun yanında Kazakistan Cumhuriyeti 1998'den bu yıla kadar ülke genelinde 1000'in üzerinde yeni okul açmıştır. Aynı zamanda bu belki sayısal olarak küçük gibi görünebilir belki ilk etapta, fakat Kazakistan'ın 17 milyon nüfusu ve 14 vilayeti olduğunu düşündüğümüzde ve bu nüfus ve vilayet sayısı oranına orantıladığımızda bu sayı, bu çok ciddi bir gelişme göstergesi. Bu bağlamda özellikle eğitim sektöründe biz Kazakistan'da Kazakistan Milli Eğitim sektörüne destek vermekte arzulu ve kararlıyız.
Bu konudaki yeni muhtemel proje alanlarımızla ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Şu ana kadar pek çok sayıda ve Kazakistan'ın pek çok bölgesinde okul tadilatlarımız, donanım desteği ve tefrişat desteği şeklinde Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu tür işbirliklerimiz söz konusu oldu. Bundan sonra da bunlar yine devam edecektir. Bunun yanında sizlere göstermeyi arzu ettiğimiz aslında pek çok projemiz vardı bizim. Fakat Kazakistan 2 milyon 800 bin kilometre kare bir ülke. Bu bağlamda sizin gerek ülke genel olarak gezebilmeniz, tanıyabilmeniz için gerekse bizim size butika projelerini prezent edebilmemiz, gösterebilmemiz için muhtemelen bir hafta 10 günlük zamana ihtiyaç söz konusu olurdu. Dolayısıyla bunları sadece sözel olarak ifade etmekle yetinelim. Bunun yanında bu tekraren söylüyorum, Kazakistan'ın gelişen ekonomik ve siyasi potansiyeliyle birlikte bürokratik sistemde, mevzuat konularında, hukuk konularında ihtiyacı olan tecrübe paylaşımı çalışmalarını ve işbirliklerini biz TİKA olarak bugüne kadar başarıyla sürdürdük ve sürdürüyoruz. Şu ana kadar 3000'in üzerinde Kazak bürokrat 1998-2015 arasında 3000'in üzerinde Kazakistan Cumhuriyeti Devleti'ne ait bürokrat, akademisyen Türkiye'deki ilgili kurumlarda, kendi alanlarıyla ilgili muadil kurumlarında tecrübe paylaşım programlarına katılmışlardır. Bunun yanında son yıllarda yine devam eden, 5 yıldır istikrarla sürdürdüğümüz polis eğitim işbirliği projemiz var. Şu ana kadar Kazakistan'ın 14 vilayetinden 400'ün üzerinde Kazak emniyet görevlisine, üst düzey emniyet görevlisine biz bu eğitimleri verdik. Bunlar da bu tecrübe paylaşımı çalışmalarında kazandıkları tecrübeyi kendi ülkelerinde birer öğretici olarak kendi meslektaşlarıyla paylaşıyorlar. Bu şekilde de Türkiye'nin bu alanlardaki tecrübesini Kazakistan'a aktarmış bulunuyoruz. Şunu da burada unutmamak lazım. Kazakistan Cumhuriyeti önümüzdeki yıl Expo 2017 ev sahipliği yapacak. Bununla ilgili hazırlıkları ve çalışmaları süratle devam ediyor. Biz de bu hazırlıkları yakından takip ederek TİKA olarak Kazakistan'da Expo 2017'ye ve onun dışında yine bizim proje faaliyet alanlarımızı genişletebilecek her türlü sektörü takip ederek Kazakistan'ın ihtiyacı olacak işbirliği projelerini geliştirmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İki ülke arasındaki işbirliğini, yani kültürel işbirliğini birlikte artırmak üzere yaptığınız çalışmalar var mı? Tabii ki. TİKA 54 ülkedeki 56 ofisinde aynı şeyi uyguluyor, aynı stratejiyi uygulamaktadır. Biz sektör olarak, öncelikli olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkenin ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Daha sonra ekonomiden kültüre, eğitimden tarım, hayvancılık gibi, sosyal hizmetler gibi, teknik altyapı hizmetleri gibi, kapasite artırma hizmetleri gibi her türlü alanda faaliyet göstermeye, proje çeşitliliği sağlamaya gayret eden bir kurumuz. Bu bağlamda şunun altını çizmek isterim. TİKA dünyadaki kalkınma yardımı kuruluşları arasında proje çeşitliliği, proje perspektifi ve projelerin geri dönüşümü noktasında samimi, ilkeli ve dürüst projeler üreterek Türkiye'nin gerçekten haklı bir gururu ve dünya markası olmuştur. Bu anlamda Kazakistan'da da gerek bilimsel toplantılar, buradaki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, efendim Yabancı Diller Üniversitesi ve diğer Kazak üniversiteleri, El Farabi, Kazakistan Milli Devlet Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi, bu tür üniversiteler, Gumilev Avrasya Üniversitesi, bu tür üniversitelerle bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizi süratle artırıyoruz. Ve her geçen yıl eğitim ve kültürel alanda, bilimsel alanda ürettiğimiz projelerin sayısı artmakta. Bunun yanı sıra Kazakistan'ın Türkiye ve dünya çapındaki tanıtımı, Kazak kültürünün, gerekse Türk kültürünün Kazakistan'da tanıtımı noktasında yine projeler üretmekteyiz.
Yakın zamanda Astana'da, başkent Astana'da Türkiye günleri düzenlenecek ve biz kurum olarak buna önemli oranda destek sağlamış durumdayız. Projeleriniz arasında ön planda gelen en çok konuşulan projeniz hangisiydi? Açıkçası TİKA çok geniş bir yelpazede proje ürettiği için ve bu projelerde Kazakistan'daki farklı alanlara önemli katkılar sağlayan projeler olduğu için böyle bir ayrımı yapabilmek bizim için de pek mümkün görünmemekte. Fakat mesela bilim ve kültür alanındaki sorunuzun devamı olarak şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz biz Kazakistan'daki devlet üniversiteleriyle, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile projelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle üniversitelerle sürdürdüğünüz projeler sadece bilimsel ve kültürel eksende kalmıyor. Bunun toplumsal yansımaları da söz konusu oluyor. Mesela bununla ilgili en önemli projelerimizden bir tanesi diyebileceğimiz Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile yürüttüğümüz bir engellilere engelsiz hayat projesiydi. Neydi bu? Kentav vilayetinde üniversite Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin bir teknik koleji vardı. Biz üniversitede işbirliği yaparak bu kolejde engelli vatandaşlarımız için çok düşük maliyetle üretimi gerçekleştirilebilecek araçlar üretip bunu engelli vatandaşlarımıza, engelli Kazak vatandaşlarına ücretsiz dağıtmaktı. Ve Allah'a şükür bunu hayata geçirdik. Vaktimiz olursa sizlere orayı da göstermek isteriz. Şu an Kentav vilayetinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin teknik kolejinde bu projemiz devam etmekte. Sürdürülebilir bir proje. Ve Kazakistan sadece Kentav vilayetinden değil Kazakistan'ın başka bölgelerinden bu araçların teminiyle ilgili hayli yüksek oranda da bir talep söz konusu. Şu an kolej bu talebi karşılamakta yetersiz kalmakta. İlerleyen zaman içerisinde kapasite artırımlarıyla, yeni kapasite artırım destekleriyle bu projeyi sürekli hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanında Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk Akademisi var bildiğiniz üzere. Türk Akademisi bu yıl yine TİKA'nın da katkılarıyla Moğolistan'da arkeolojik kazılar yaptı. Önemli neticelere ulaşıldı bu kazılarda. Bunun yanı sıra 28-29 Eylül 2016 İstanbul ayağı ve 24-26 Ekim Almatı ayağı olan dünden bugüne Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu düzenliyoruz. Yine bu sempozyumda da TİKA önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanı sıra kitap yayınları ile ilgili projelerimiz var. Geçen yıl Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi'ni, bu bölgeyi tanıtıcı farklı dillerde kitap yayınlanması konusunda TİKA ile işbirliği yapılmıştır Kazakistan tarafında. Netice itibariyle hani biz TİKA'nın Kazakistan'daki faaliyetlerini 2 milyon 800 bin kilometrekarelik bir ülkedeki faaliyetlerini, projelerini sizlere anlatmak istesek bir program buna yetmeyecektir. Kısaca şunu söylemek istiyoruz. Bu büyük coğrafyada biz taşradan merkeze, köylerden şehirlere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Astana Program Koordinasyon Ofisi olarak her alanda var olduk bugüne kadar. Bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sürekli alandayız, sahadayız. Muhtemel proje alanlarını tespit edebilmek, özellikle ihtiyaç analizi yapabilmek ki projecilikte çok önemlidir bu. Doğru ve verimli ihtiyaç analizlerini yapabilmek için sürekli alandayız. Bu çalışmalarımız, bu ihtiyaç analizi çalışmalarımız devam edecek ve bunların sonunda elde ettiğimiz sonuçlara göre ve Kazakistan'ın da izlemiş olduğu gelişme politikasına göre hepsini bir arada değerlendirip bunların stabil kalmadan her yıl proje sayımızı artırarak yolumuza devam etmeye çalışacağız.
güzel de bir gelin damat görüyoruz. Şimdi yanımızda yine bir gelin damat var. Biz bunu soracağız. Yesevi Türbesi'ni ziyarete geldiler. Bu bir gelenek midir düğünden önce? Sıdan o şerde bir Kur'an bağışlayıp nikah kuramız. Çalışın biz o şerge gelip esirimizi yasayımız. Biz bir aile ocağını kurmak için bir ilk adımımızı atacağız ve onun için bu Hoca Ahmet ve Yesevi Türbesi'ne gelip dua ederek, tavaf ederek kendimizi bir manevi gidişatta destur gelenek olarak bulunuyoruz, yani ziyaret ediyoruz mutlaka. Biz de aynı dua ediyoruz, ömür boyu mutluluklar diliyoruz kendilerine. Türkistan'da Ahmet Yesevi Türbesi'nin olduğu yerde el sanatları atölyesine geldik. Şu an yanımda birçok ürün görüyorsunuz. Bunların hepsi elle yapılmış ve gerçekten çok titizlikle çalışılmış. Bunlar hediyelik eşya olarak satılıyorlar aynı zamanda. Ve sağ tarafımda bir halı kilim dokuma atölyesi var. Şimdi oraya giriyorum. Kolay gelsin. Selam olsun. Ne yapıyor kendisi şu an? Yün mü o? Cumba, koyun yününün şu an ata babamızdan gelen seliyel sanatlar işlemi yapıyorum diyor. Bizim Ahmet Yesevi Kazak Türk Üniversitesi tarafından bizim el sanatlarımızı destekleyerek şu arkada gördüğünüz gibi şu dokma makinası diyelim onu hediye ettiler ve bunun üzerinde dokma halı, dokma gördüğünüz gibi şu an. Makina hediye ederek makine desteklemişler yani. Şu anda zannediyorum herhalde türbenin bir resmi dokunuyor. Genellikle Güney Kazakistan'da Türkistan'ın şehri meşhur olduğu için Türkistan'ın simgesi olarak Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin inşaat şeklinde bunları daha çok yapıyoruz. Yani ilgi duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Rahmet. Sizler gider rahmet. Türkistan'a kadar gelmişken Türkistan pilavı yememek olmazdı. Onun için bir Türkistan pilavı söyledik. Ancak bunun hakkında birçok şey var biliyorsunuz. Kimisi Özbek pilavı diyor, Türkmen pilavı diyor, Türkistan pilavı. Biz şu an Türkistan'da olduğumuz için Türkistan pilavı diyoruz kendisine. Gördüğünüz gibi bunun pirinci çok ince ve uzun, özel bir pirinç yani. Bizdeki Türkiye'deki pirinçlere çok benzemiyor. Ve yanında haşlanmış bıldırcın yumurtaları var. İlk kez görüyorum ben. Hiç daha önce haşlanmış bıldırcın yumurtası görmedim. Bunların dışında burada tandır ekmeğimiz var. Türkiye'de de çok yapılır aslında ama bunun tadı biraz daha değişik. Ve at etinden yapılan bir kazı var. Bunu yiyip yememek konusunda birazcık endişelerim var. Çünkü yanında at sütü de var. Kımız dedikleri. Geleneksel içeceğimiz olan. Ve samsa. Samsa da bizdeki çörek gibi ama farkı içinde kuyruk yağı ve et var. Aslında ete duyduğumuz her yerde hemen yemeye başlamak istiyoruz. Onun için izniniz olursa ben samsadan başlayacağım. Samsa gerçekten çok lezzetli. Böyle bizdeki talaş böreği mi desem, öyle bir şey andırıyor ama tabii ki eminim bu yöre halkında düşündüğü gibi eşsiz bir lezzet. Şimdi bir de o meşhur pilavın tadına bakıyorum. Tarihi bir andır bu. Türkistan'da Türkistan pilavı yedim diyeceğim artık. Makbul olan ortadan yemekmiş, onun için öyle tabağımı ayırıp kibarlık yapmıyorum. Hakikaten böyle çok tatlı bir şeyi var, böyle şeker konulmuş gibi. Zannediyorum bu tadı havuç veriyor. Pilav çok lezzetliymiş. İzniniz olursa ben bitirmek istiyorum, onun için mikrofonu yanıma koyacağım. Oh,
Kazakistan'daki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Çimkent'teyiz. Çimkent, Kazakistan'ın üçüncü büyük şehri ve yeşil şehir anlamına geliyor. Orta Asya'da çok büyük yeşillikler göremiyorsunuz ancak bu şehir diğerlerine göre çok daha yeşil. Hadi bu güzel şehri şimdi hep beraber yakından görelim. Olan Kazakistan'da yaklaşık 17 milyon insan yaşıyor. Doğal kaynaklar bakımından Türk dünyasının en zengin ülkesi diyebileceğimiz Kazakistan, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılmış ve bağımsız olarak kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Ülkedeki şehir yapılanmasına ve yollara baktığımızda modern anlamda bir Avrupa ülkesinden çok da farklı olmadığını görüyoruz. Kazakistan'ın en eski şehirlerinden biri olan Çimkent, tarihi geçiş yolları üzerine kurulmuş yemyeşil bir şehir. Zamanında en önemli ticaret merkezlerinden biri sayılan şehir, eşsiz doğası ve tarihi yapısı ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Bölgede Türkistan'ın olması şehre manevi bir hava katmanın yanında turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor.